Bu röportajlar da çok işimize yarayacak. Sakın berbat etme. Merak etmeyin Sayın Büyükelçim. Oyunculuğu fena değildir. Hazırsanız başlayalım. Başlayalım güzelim. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1, kayıt. Mücadeleniz nasıl başladı? Nasıl girdiniz bu savaşa? Açıkçası ben buna savaş demek istemiyorum. Doğrusunu isterseniz bu savaş sözcüğünden pek de hoşlanmıyorum. Çok küçük yaşımdan beri haksızlığa, gözyaşına, kan görmeye dayanamayan biriyim açıkçası. Bugüne kadar nerede bir haksızlık görsem karşısında oldum. Galiba beni bu mücadeleye sokan da sanırım bu özelliklerim oldu. Görünen o ki son dönemlerde bölge halkı da sizin arkanızda yer alıyor. Onları sürekli koruyup kolladığınızı söylüyorlar. Onlar için çok önemli bir figür haline gelmişsiniz. Sağ olsunlar. Ben bu mücadeleye onlar için girdim. Açıkçası bölgede şiddet yanlısı çok fazla insan, çok fazla grup var. Üzülerek söylüyorum. Özellikle Türkler. İnsanlarımıza saldırıyorlar. Biz de bu şiddet dolu ortamda bu savunmasız insanları elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Ve tabii bunu yaparken elbette şiddete başvurmamaya çalışıyoruz. Çünkü öncelikle biz mücadelemizi temiz vermek istiyoruz. Ama bu mücadelenizi silahlarla yapıyorsunuz. Yaptığınız eylemlerde birçok sivil kaybı yaşandı. Bunlar için ne diyorsunuz? Biz bugüne kadar hiçbir eylemimizde sivillere hedef almadık. Bize terörist diyorlar. Ama bizi tanıyanlar iyi bilir ki terör bizim bu hayatta yan yana geleceğimiz en son kelime. Bahsettiğiniz eylemlerin hiçbiri bize ait değil. Tamamı bize atılan iftiralar. Son olarak geçen hafta Türk F-16'larının bir canlı bomba eğitim kampını bombaladığı açıklandı. Bunların hepsi iftira. Ben şahsen hiçbir şiddet eyleminde bulunmadım. Asla, asla, asla reddediyorum. Bunlar bize atılan iftiralar. Daha önce de atıldı. Atılmaya da devam edecek. Dediğim gibi ben bu mücadeleyi sadece ve sadece masum insanlarımız için veriyorum. Ve onlara zarar verecek her ne olursa olsun karşısında ben varım. Buna inanabilirler. Yine söylüyorum. Geçen hafta birçok baskın yapıldı. Yüzlerce insan öldü. Onların haber ajanslarına bakarsanız bu eylemleri de biz gerçekleştirdik. Onlara sorarsanız biz teröristiz. Bunlar yıllardır yazılıp çiziliyor. Açıkçası biz bu iftiralara çoktan alıştık. Peki bu içinizdeki mücadele arzusunu öldürmüyor mu? Aksine bizi daha da güçlendiriyor. Mücadelemize daha da dört elle sarılmamızı sağlıyor. Hiç kimsenin bu mücadeleyi leke sürmesine izin vermeyeceğiz. Geçen hafta kaybettiğimiz insanlar için çok üzgünüm. Keşke vakti de yetişebilseydim. Tek bir insanın bile ölmesine izin vermezdim. Pardon. Son olarak bölge halkına söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu bilmelerini istiyorum. Ben onların içinden biriyim. Ben onlar için bu mücadelenin içindeyim. Türklerin başlattığı bu savaşta ben de karımı, çocuklarımı, sevdiklerimi kaybettim. Ama bunu asla bir intikam mücadelesine çevirmedim. Durumu asla kişiselleştirmedim. Tek dileğim halkımın bir an önce özgürlüğüne ve özlediği huzura erişmesi. Ve bunun olabilmesi için bilsinler ki ben kanımın son damlasına kadar vermeye hazırım.